لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Şimdi ben senin dosdoğru yolun üzerine oturacağım. Sen beni azdırdın ve beni asla affetmeyeceğini bildirdin. Kainatta affolmayacak olan tek varlık bu, iblis. Tövbe eden, yaptığı günah miktarı ne olursa olsun affolur. Ama bunu affetmeyeceğini ve ebedi olarak cehennemde olacağını Allah-u Teala gelecekten haber verip söylemiştir. Madem beni affetmeyeceksin, bana kıyamete kadar mühlet ver. Ben senin dosdoğru yolun üzerinde oturacağım ve insanları buradan saptıracağım. Bu ayetten ne anlıyoruz? Şeytan Allah'ın yolunun dosdoğru yol olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu? Ben oturacağım, sırat-ı kel-müstakim, senin dosdoğru yolun var. İslam, yani Kur'an yolu. O yolun üstüne ben oturacağım. Oturmak ne demek? Bir adam bir işte karar kılarsa, o işte başarılı olmak isterse orada oturmak zorundadır. Daim ve sabit olmak zorundadır. Esnaflar hakkında söylenen bir söz vardır. Esnafın bir ayağı topal olmalı derler. Topal ne demek? Dükkanı terk etme. Çünkü hiç ummadığın zamanda dükkana müşteriler gelebilir. Tüm gün boyunca siftah yapmamış bir adam 100 çanta birden satıp cebini doldurabilir. Bir ayağı topal olmalıdır sözü. Oturmalıdır sözü bundan manadır, bundan işarettir. Şeytan da bize diyor ki ben oturacağım. Ahmet, Mehmet, İsmail Allah yoluna gitmeye karar verdiği anda ben onun Allah'ın dosdoğru yolu üzerine oturacağım ve onların Allah yoluna gitmelerine izin vermeyeceğim diyor. Meydan okuyor. Sana bana meydan okuyor. Onun destekçisi yok. Senin destekçin Allah Teala. Senin destekçin peygamber. Senin destekçin salih müminler, sadıklar. Bizim kazanmamız daha makul değil mi? Allah yardımcımızken. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor Kur'an. Allah'ın dinine birazcık yardım et. Az önce Fahri Hocam dedi ki ilk hamleyi Allah bizden bekliyor. Küçük bir hareket bekliyor. Eyyub Aleyhisselam'a söylediği gibi toprağa ayağına vur diyor. Halbuki Allah Teala toprağa ayağını vurmadan da suyu çıkartabilir. Sen hamleni yap, toprağa bir ayağını vur. Ben suyu fışkırtacağım diyor Allah Teala. Biz Müslümanlar olarak bir hamle yapmamız lazım. Şu camiye doğru bir ayağını at, bir hamle yap. Allah bana hidayetini vermiyor, o yüzden camiye gitmiyorum deyip sıyrılamazsın bu işten. Sıyrılamazsın. Devlet benim kalbime bir sevgi, bir güven vermiyor. O yüzden ben vergi dairesine gidip vergimi ödemiyorum. Desen sıyrılabilir misin vergiden, vergi borcundan? Hayır, tıpış tıpış gidiyorsun. Her ay sonu vergi dairesine tıpış tıpış gidiyorsun. Çünkü devletten korkun, Allah'tan korkundan daha fazla. Dürüst olalım, samimi olalım. Devletten korkun, Allah'tan korkundan daha fazla. Faturanı, elektrik faturanı, doğalgaz faturanı ödemeyi bir ay bile tehir etmiyorsun. Hemen gidiyorsun, evimize doğalgaz gelmezse donarız bu kış havasında. Konya'nın havası İstanbul'dan 7-8 derece daha düşük. Ben İstanbul'u şu anda soğuk biliyordum, buraya bir geldim donmaya başladım kardeşlerim. Burada doğalgazsız bir ev düşünebilir misiniz? Korkuyorsun ve tıpış tıpış faturayı ödemeye gidiyorsun. Ama Allah'ın faturası olan Kur'an'a bakmıyorsun bile. Bu nasıl Müslümanlıktır? Bu adamın akli seviyesinin kuvvetli olduğunu söyleyebilir misin? Ebedi hayata gitmek için hiçbir hazırlığı yok. Faturayı ödeme konusunda hiçbir gayreti yok. Hiçbir hamlesi yok. Kuvvetli bir zekası yok. Şeytana teslim olmuş. Kontrolü şeytana vermiş. Böyle olamazsın. Sen kaliteli bir Müslümansan asla ve kata böyle olamazsın kardeşim.